Şu müracaatından keyin məngə Cahangirat Acanovdan Xarazmdakı yakınlarından telefon bulub. Sizler mən Cahangirat Acanovdan şəhərinə kaxta atıb bir daha fərzəndin varlığını aytıb çıxaradım. Bala partiya deyətkənim yox. Bir tirlik uşa Cahona gəyin partiyası. Qogan neyin partiyası. Cevap verin. Hammasın ki bir tir. Fakat sasıda. Çıx Cahon. Amma gəsi umumaleyküm dostlar. Silavlan Şuhrat Musayev. Dostlar. Bugünkü videoyumuz Cahangir Otajonov'ı asıl başarasını sizlere açıp verdi. Videoyumuzu iltimos dikkat bilen, tomoşa kılıp, videonu kurbağandan songini fikir bildirişiyle iltimos qilib qolamiz. Çünkü odamlar hozirgi kunda fikir bildirayotganda shoshma-shosharlik qilib fikir bildirishadi yoki tarafkashlik qilib fikir bildirishadi. Shu sababdan videoni oxirgacha ko'rmagan odam bu narsani tushunib yetmaydi. Avvalambor, birinchi o'rinda men Jahongir Otajonovni ustozini sizlarga tanishtirmoqchiman. Jahongir Otajonovni ustozi bu Bobomurod Abdulla. Bu narsaga urg'u berishimdan sabab kuni kecha Bobomurod Abdullani kanalida bir video chiqdi. Men bu videoni ko'rib bir mazza qovardim. Haqiqatan ham o'zini hammadan aqlliman deb bilib yurgan sharlatan Jahongir Otajonovni asl basharasini, qay darajada ongi pastligini, qay darajada siyosat tushunmaydigan insonligini va qay darajada iqtisodni tushunmaydigan insonligini o'zi ko'rsatib berdi. Va bu bizaga qay darajada qo'rqmasligini ham gapirib-gapirib chiqdi-yu, haqiqatan ham qo'rqoqligini ham ko'rsatib berdi. Bobomurod Abdullaga addushi respekt, rahmat deb qolaman. Imini shu video uchun qolgani bir tinga qimmat. Bobomurod Abdullaning bu videosi meni nastroyeniyamni ko'tardi. Demak, birinchi video bu Jahongir Otajonovni qay darajada ongi pastligini ko'rsatib beradi. Marhamat. O'z maslahatlarimni berganman. İşonmasangiz, şu yıl may oyida ikkimizning o'rtamizda ovozli xabarlar yordamida o'tkazilgan mana bu suhbatni tinglab ko'ring. Bobomurod, akşam bir narsa aytdingiz, bu iqtisod masalasida ya men savol beradilar, iqtisodni rivoj uchun prezident bo'lsangiz, birinchi atadan beshlamalingiz nima degan savolga javob bera olmadim dedim. Ko'p bir qisqa bir masala aytdingiz, shuni bir qatori yozib bering, men yozib qo'ying, o'zimga shunday savol bo'lsa javob beraman da. Xafa bo'lmang, gazo. Alo, Jahongir, qarang, har qanday iqtisodiy o'sishni fundamenti bu erkinlik ve xususiy mulkning qo'riqlanishidir. Bu birinchi. Siz aytingiz, men iqtisodiy rivojlanish uchun bütün dünyada qilayishni qilaman. Bütün dünyada tadbirkorlikka erkinlik berilgan. Ve ularning mulki birinchi navbatda davlatdan himoya qilinishi kerak. Chunki odamlarning mulkini tajovuz etadigan odamlar emas. Bir odam boshqaning mulkini tajovuz etmaydi. Bize de devlet tecavüz eder sen mülkine. Zor bu geçen alıp koyardık. Uğur gün yuvarım. Yani ben tedbirkarlıkla devletten himayetimi. Devlette o geri bakan general, oligarklar, prokurorlar kalıp bu neted. Üz adam yuvarım var mıydı? Yani birinci yerkirlik beremen, ikinci devletten himaye kılama hususi mülkün. Üçüncü ayetin sağlık sahasında islahatı ötkizemenli çık. Sağlık nelerini kemaytiremez. Ben indi iş başlayalım bu sağlık için. Kanun bile tamam bunu, karar bile demeyin. İkinci baskışlarında uzun sağlık için investisyon layıkalara imtiyazla verilişi. Keyin hazıram aytadı investisyon olsa imkaniyat beremize karar çıkaradı. Lekin investor gap bağından keyin berberem kanunla özgürmeyenden keyin dalıydılar onu. Çünkü gelmedi bize. İnsan haklarına rivayet edilmeyenden ki tedbirkar gelmedi, investor gelmedi. Yani sizden uğru dolu yere pul bilen var mıyız ki? Sen bir kışlakta uğru, hemmesi uğru, karakçı. Pul bilen varas mı şu kışlaka? Yok. Pulsuz varas, yok yine yanımda biz. Ve ilaç bağınca fiksir ünlü sağlıklarını cariyetleme. Yani bilgilengen. Milyar tapsam şu pulun töleydi, tapmasam şu pulun töleydi. Bir din tapsam. Ana şunda öz iş olar. Bu masa öz iş olmuyordu. İktisadi çıkarttı. Ya bari bir konstitusyonlu siyasi özgürlük olmayan için iktisadi özgürlük olmuyordu. Siyasi özgürlük ne açık gerek? Şunlarla babam Murat Ege'me yazıp alıp okup
Mana o'rtoqlar, o'zingizlar eshitdinglar, bu qanaqadir osmondan olingan narsa emas-da, tushunasizmi? Bo'mbo'sh narsani ichiga bir narsani yozib tiqib bo'lmaydi-da. Yillar davomida bu narsaga o'qish kerak, o'rganish kerak, o'qish kerak, lekin insonning o'zida bo'lmagandan keyin bunaqala faqat chiqib sharlatanlik qiladi. Jahongir Otajonov, seni na diniy biliming bor, na dunyoviy biliming bor. Va bu narsa bilan sen qanaqa prezident bo'lasan bilmayman va bu holatingda ertaga O'zbekistonga prezident qilib qo'ysa, seni sen chet eldagi akalaringning ukazaniyasini, ya'ni topshirig'ini olib ish qilishingni shunday yaqqol ko'rsatib bera qo'ya qolishibdi. Men ularga yana bir marta tashakkur etkim kelyapti. Nastroyingi ham zo'r. Jahongir Otajonov, senga yaxshi maslahat. Sen oldin orqangni tozala. Bizni oldimizga chiqib, Alloh to'g'risida gapirishdan oldin, bir mansabga prezident bo'laman deyishdan oldin ketdi tozalab olish kerak. Tushundingmi? Ketdi tozalab olganda keyin chiqib qayerga da'vogarlik qilsang qilaver. Oldin ilm ol, bilim ol, keyin birovlarga raddiya berasan, keyin Rustamjon domlaga, Abror Muxtor aliga va boshqa domlalarga osilasan. Sen oldin xafa bo'lmagini, o'zingni atrofingdagilarni to'g'rilab ol, keyin birovlarga chiqib kar-kar qilasan. Tushundingmi? Senga zo'r maslahat mendan. Endi Jahongir Otajonovni qay darajada qo'rqoqligini ko'rsatib beramiz. Marhamat. İstanbul'dan Toshkentga borishidan oldin u mendan advokatim Sergey Mayorovni gaplashib berishni iltimos qilib, signal messenjeri orqali ovozli xabarlar qoldirgan edi. Assalomu alaykum, bobom Rotan, siz yaxshimisiz? Bog'an yonida so'rash ko'rmadingizmi advokat bilan? Jahongir, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hozir telefon qildim, band o'xshaysiz, olmadingiz. Men Sergey Aleksandrovich bilan gaplashdim, advokat bilan. Rozi bo'ldi shu siz bilan sizni himoyachi. Qarindoshlari bo'lsa, gelib shartnoma tuzib, shu boshida beriladi, shu 500ni bersin, keyingandan keyin o'z bilan keyin gaplashaveramiz. U to'liq summani keyin natamiz dedi. Agar shartnoma tuzsa, ertangi bir gün borib, gelin beyim ya Saparoyam kimdir borib tuzsa, u shu nega zapros beradi? Prokuraturaga, bosh prokuraturaga, ichki ishlar vazirligi va DXga zapros beradim. Shu meni klientim bilan, meni dogovorim bilan Jahongir Otajonov üstümden iş açılganmı yokmuş, şuna cevap verinler dedi. Kim ula cevap verirdi 15 günün içinde. Şu cevabına karab hareket etemiz dedi. Yani açılgan bosa ula açıldı dedi, açılman bosa açılmadı dedi. Yalgan dazı cevap vergen takdirdim, iş açılmadı diyen takdirdim. Bize kolumuzda hüccet oladı, yine bize reşinliğinde özleri iş açgandı, erten özüne yenilik buladı da bu aittı. Sollaşım. Bilmiyorsun şu bilen mesela doğur tüsek de onun zapros vermese proskat advokatın bulup dura verse yani öre bere kanun çılık idaralarına çakırganda bez altı atıp tutsam demedim de çünkü ben hazır onu zapros netse kayta tutatıp koyumuz mekende korku tutmanda. Meni xatimni görüp cevap vermeyindirdi da. Sabır yardım et peri yaha. Yani bugün Jahongir Otajonovning huquqlarini himoya qilayotgan advokat Sergey Mayorovni sobiq qo'shiqchiga men gaplashib berganman. Mana o'rtoqlar. Jahongir Otajonov Turkiyadaligida yo'q, qo'rqqanidan xo'llab qo'yib, O'zbekiston kelishdan oldin o'sha siz bilan men bilgan LGBTni himoyachisi Sergey Mayorov o'ziga advokatlik qilib olib, harakatni boshlab qo'ygan. Nobada kelishi bilan buni yopishtirib qo'yishmasligi uchun bu Sergey Mayorovni advokat qilib oladi. Sergey Mayorov xuddi o'sha Bobomurod Abdullani ham advokati bo'lgan. Undan boshqa siyosiy qochqin, vatan xoinlarini advokati bo'lib yurgan odam. Oxirgi ishi bo'lsa, men lichni o'zim qamatgan, ya'ni hozirgi kunda uy jazosida, uy qamog'ida o'tiribdi, 3 oy sud bo'lguncha. Shu sud bo'lishigacha olib borayotgan Bazarov, ya'ni LGBT himoyachisi Bazarov advokati Sergey Mayorov bo'ladi.
Bularning hammasini tili bir desam, yo'q, u bu deganlar ham topildi. No, bu videoyimni o'zida yo'q, sizlar tushunyapsizlar. Bu Jahongir Otajonov qay darajada pastkash va 200lamachi odamligini. Bu o'zida shunaqa bir bilmayman, kimlarni ko'radi, qanaqadir dahoda bo'lidimi o'zini, bilmayman. Lekin kerak bo'lsa otasini oldiga bormasdan Anette xotinini ko'chaga tashab qo'yib, bolasi bilan tanomay kar-kar qilib yuribdi. Sen prezident bo'lmoqchisan. Oddiy odam kim bilandir ajrasib, bolasini tanomayapti desa, u bilan hech kim ishi yo'q. Sen ommani odamisan. Anette xotining bilan bolangni tanomay, na aliment bermay, na boshqa qilmay yurganingdan keyin seni kim deyish kerak? Savol. Aytmanga, kim deyish kerak seni? Marhamat, videoni tomosha qilamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mən İsmirzayva İntizar. Bu müracaatım Jahongir Otajonovga. Bundan oldingi intervyumni ko'rgan bo'lsangizlar, men Jahongir Otajonov bilan shahriy nikohda o'tib, bitta farzandim borligini aytib chiqqan edim. U o'sha payti, o'sha intervyum paytida u Turkiyada edi, lekin undan keyin may oyining o'rtalarida O'zbekistonga Toshkentga keldi. Men may oyining boshlarida uni sudga bergan edim. İkita süt jarayonimiz bo'lib o'tdi, lekin ikkitasiga ham qatnashgani yo'q. Sud ikkita chaqiruv xati yubordi, lekin Jahongir Otajonov qonunni mensimasdan, qonunga bo'ysunmasdan sud jarayoniga kelmadi. Lekin o'zlaringiz ko'rganlaringizdek, ijtimoiy tarmoqlarda Jahongir Otajonovning profilida gapiradiki, O'zbekiston qonuniy davlat quraman, prezident bo'lsam dedi. Lekin o'zi qonunlarimiz mensimasdan qanaqa qilib u qonuniy davlat qurmoqchi? Men shunga hayron qolaman. Bu birinchi video edi. Endi o'rtola ikkinchi videoga ham ahamiyat beramiz. Bu o'sha Jahongir Otajonov shariy nikohida bo'lib, undan farzand orttirgan ayolning ikkinchi murojaati. Men Ismizayeva Intizor. Bundan oldingi video murojaatimda Jahongir Otajonovga sud binosini oldinda turib murojaat etgan edim. Ikkita sud majlisiga qatnashmaganligini aytib murojaat etib chiqdim. Shu murojaatimdan keyin menga Jahongir Otajonovning Xorazmdagi yaqinlaridan telefon bo'lib, telefon qo'ng'iroqlari bo'lib, sud nida bo'ladi, qachon bo'ladi deb mendan so'rashib turishibdi. Sud chaqiruv qog'ozimda Jahongir Otajonov sud chaqiruv qog'ozimda sud nida bo'ladi, qachon bo'ladi, soat nechada bo'ladi, sudya kim bo'ladi, kelmasangiz necha choralar ko'riladi, hammasi yozilgan sud chaqiruv qog'ozimda. Agar sizning ozgina ilimingiz, bilimingiz bo'lganda shuni o'qib turib, ko'rib turib o'zingiz qaror chiqararadingiz. Undattir balki ma telefon urdirib, sud nida bo'ladi boshqa deb, uning shart emas ma telefon urdirib so'rashingiz. Hammasi qonuniy yozilib yuborilgan. O'qib ko'rib tushunib olarsiz. Mana o'rtoqlar, videolarni o'zingizlar ko'ryapsizlar, o'zingizlar eshityapsizlar. Endi Jahongir Otajonov bu xalq uchun foydali shaxs deb hisoblagan ba'zi bir ongi yo'q, o'rni yo'q odamlarga aytadigan gapim bor. Jahongir Otajonov o'zini oilasini eplasin. Jahongir Otajonov o'zini ko'tini tozalab olsin. Jahongir Otajonov oldin xalq ichiga kirib bir nimani qoyillatsin. Jahongir Otajonov oldin azgina o'qsin, bilim olsin. Prezident bo'laman degan odam bu darajada tog'ora tupoy bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston parokanda bo'lib ketadi. Jahongir, sen o'zingni orqangni tozala avval, chiqib bir nima deyishdan oldin. Bizga hech narsaga da'vogar emasmiz. Bizga prezidentlik, bizga hokimiyat, bizga boshqa hech narsa keragi yo'q. Xalqi ichida xalqi dardi bilan yashasak bas, shuni o'zi yetadi. Chunki biz mehnat qilib xalqi hurmatini qozonamiz. Sanlar sharlatanlik qilib, o'kirib bir nimalar deb yurasanlar. San ilmi yo'q, o'rni yo'q jahon, senga yaxshi maslahat. Sanjaydan. Shu Sanjay gapini yaxshilab bir eshitsang, tushunasan nima deganini. Balo partiya deyotganim yo'q. Bir tillik o'sha Jahon akaning partiyasi. Qolganini ham partiyasi. Javob ber, hammasingi bir til. Faqat sassata. Chiq Jahon men bilan birga. Chiq ko'chalarni tozalagi. Daxuya gapiraveribsan, blyad, zayibali sen bir. Mana o'rtoqlar, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bu yerda aytadigan gapni o'zi qolgani yo'q. Menimcha birinchi ikkita videoyimizni o'zi yetdi. Buni qay darajada ongi yo'q, o'rni yo'q, ongi pastligini. O'sha ikkita video yetdi. Endi bitta narsaga ahamiyat beramiz. Jahongir Otajonov hamma narsani chiroyli qiladi. Hamma narsada chiroyli ish qiladi. Mana shu videoni bir ko'ringlar.
Siz fakat fakat yine sanat bile yaşayırken insansız, şunu değil mi? Yok. Yok. Mesela ben hiç narsadan korkmuyorum. Açık hayatta. Fakat mesela ben ertege ben sanatı taşışım mümkün. Çünkü ben istedotlu adamım. Ben eğer köçe süpürsemem, çıralı süpüremem. Bunu çok ispatlayacağım ben. Çünkü süpürgünüyem hemen uşağımıydı kolayca. Siz süpüre olmasılığınız mümkün. Koşu gayet edigen adam süpüre olmasın. Sizlerimge varayım. Ben kutunum ama ben de süpüremeydim, bilmez mi? Bunu ben size korsatışım mümkün. Duradgar bola olmayısınız ko. Ya, ben duradgarım bola olamam. Hazır aşbaz ham bola olamam deyisiz. Aşbaz ham bola olayım, maşt. Kafilem kıber olayım, maşt. Benim için bu video sizlerle nastreyniyle kurtarken bu sekere. Cahongir Otajonov, koy bu işini. Sana ketiğinde yürgeni, yani salay madamın var o. Salay madamın hem sen kokşuyken urni yok odam bugün. Sen uzun uşan kokşattın o. Keliğine hem urni yok bu memlekette. Kegen Karimov doğrusu bir nemedip karlı otudun. Merhamet Karimov'ı 1990 yıldaki siyasette yapırken yapını bir işçi keyin kaytıp ağzını açmagan. Müstakillikimizge yeterlik erişiş için anca anca hali köp kavim pişiği var. Kanca azablar var. Kanca kurbanlarını veriş gerek. Kanca yeterlik sınavlardan uç gerek. Bitti narsanı düşünüyorlar. Kim öz hakışı bilen hamaşiyanı tekinge satıp biradigen devletinin respublikanı kim öz kolu bilen topşiradi müstakilligini? Kim? Var mı tarihte buna kanarsa? Yok, bu medya. Yerdeki altınımız özümüzdeki bosa, paxtamız özümüzdeki bosa, hamma boylik, hamma kazılma özümüzdeki bosa, bana kurasız. Salam verip hamasi keladi. Bizler bilen ondan keyin mulaqat başkaca bo'ladi. Mana bu Popovichga sani maydalash deydi. Jahon, seni bir chekkadan maydalayapmiz. Chiqib gapirgan gaping bor-ku, men prezident bo'lsam intiqom qilaman. Hammasi javob beradi. Bu dunyoda bo'lmasa, u dunyoda javob beradi. Sen oldin o'zingga boq, keyin nog'ora qoq. I birov sendan qo'rqaman, yo qo'rqadi deb o'ylamagan. Tushundingmi? Sen bir tinga qimmat odamsan. Sanda kelani o'rni yo'q bu jamiyatda. Nimagaligini ham o'zing prekrasni bilasan. Salla çıkıp uzlarından avliyoyu, piru kamulu, oppoğlanı yasa o salla kutların buk bu gördü. Kidin çıkmadı fakat. Hani, ben 10'te soğulum var. Soğullarım ki anıklığında cevap ver oluysa mı? Görüşmem mi lan? Makillet öğrenmem. Makilliysen soğullarım ki cevap ver olmayı. Baba Murat Abdullah'ı ki telegramdan yazışın yeni doğru kep koladı. Baba Murat'ı ki menge yordan vereyim. Oddi iqtisodiy rivojlantirish uchun nima qilish kerakligini bilmaydigan odam prezident bo'ladi. O'rni yo'q. Bor kayfingni qilib ashulayni aytgan, senga shuni o'zi yetadi. O'rtoqlar videoni ko'rib, menimcha ko'pchilik xulosani olib bo'ldi. Meni har xil qattiq gapirgan gaplarimga e'tibor bermaysizlar. Men shunaqa jahldor bo'lib qolganman bularga nisbatan. Chunki bular yolg'onchi, kazzob, ikkiyuzlamachi. Bular hech qachon xalqni o'ylagan emas. Bular o'z manfaati yo'lida halkı oyuncak kımakçı bogan haram korla. Bunu kim o? Ustazı kim o? Bunu atraf degileri kim? Hıdır nazarı kim? Musiqi tügede, rakasalini yığıştır cahan. Muhammed Salih kişanım elbette. Çünkü Muhammed Salih bunu ben yokşegen insan. Şanç, ben kanak basam şunaka yani. Salih ki bana misal için Türkiye'de aynı demde minglab Uzbekistanlik muhacirler yürüptü. Ular aynı demde koronavirüs sebep cüdeyem kıyın ahol göçüşüp olgen. Sonuç muhalifet reisi sıfatı da şu cöyde kanedir ularga yordan teşkilleştirdi. Şu ki ularını bir cöyge yığış gibi bana şimdi işler bilenem şugullanışıyız mümkün edi ki bunge sizge Uzbekistan hükümeti tuzkullik ıhılma yaptı ki Türkiye'de. Yok. Ona kaçtılar ne şugullanmıyım. Benim bu İlmagiz haliye, Hayriye Cemiyeti İmaz İlk Partisi.